Burada şöyle bir şey de var abi. Mesela insan öleceğinin normalde ilim kesinlik açısından itikattan öndedir. Doğru mu abi? Evet. Daha kesin olduğu için yani müsbettir, daha müsbettir. İman daha önde ama. İşte onu demiyorum abi. Evet. Doğru. Yani bu daha niçin öndedir biliyor musun? Evet. İlim daha şeydir. İlim itikada getirir. kesinlik açısından diyor. Ben şöyle bilme mesela şunun varlığı bilinen bir şeydir. Bunun dışında buna inanmak iman boyutudur, doğru mu? Doğru. İnsan öleceğini biliyor abi, fakat öleceğine inanmıyor. Evet. Bu niye oluyor abi? Çünkü dimağdaki mertebe itikat son mertebedir. Tahayyül, çık yukarıya, tasavvuf, taakul, tasdik, izah. Taakul üçüncü mertebe. Akletme. Akletme. Taakuldan sonra tasdik var. İzan var, iltizam var, itikat var. İtikat sondur. Aklediyor ama itikat edemiyor çünkü buraya çıkamamış. Üstadım da diyor ki abi, her şey diyor, etrafındaki dağlar bir sabit olduğu için kendini sabit sayıyor. Evet. Bize mesela Peygamberimiz de diyor ya, şimdi bu kıtaları diyor sabit zannederiz, oysa yürüyor. Mesela ayet-i kerime de diyor ya, siz semayı sabit zannederiz, oysa genişlendiriyoruz. Hette. Allah zanlarımız. Sabit zannederiz. Allah hakikaten acayip ya. Biraz önce işte ders başında anlattım. Allah nasıl zevk edilir? Çocuk nasıl anasını emer gibi. Şu anda aletin yok mu Mustafa? Neyim abi anlamadım. Aletin yok mu güzel aletin? Var, şu anda var abi. Ha, o Allah emiyor demektir. O odur işte. Onun Allah ziyade ettirirse ettirsin. Ha. O ilerledikçe böyle seni sana unutturur. Seni sana unutunca seninle alakalı kabirmiş, nüker mekirmiş bir şey kalmıyor. Diyorlar. Sana o ölmeyeceğini... Ölmeden önce ölmek istemişler bunlar. Ölüm sana aynen şey gibi geliyor, mis amber gibi, şey bir arzu. Düğün gecesi insanın ne kadar keyif verir? Hayatının bir inkılaptır. İşte kabir böyleymiş. Allah. İnsan düğün yapar da senelerce beklediği bir şey hayata başlıyor. O. Ölüm de böyleymiş. Evli. Ya. Evli ha? Ya. Evli ya. O da evlenmiş. Ya ilahi. Ya Rabbi. Birisiyle evlenmiş. Lezzetlerin zevklerin menbaıyla. Evli. Evli. Kimle? Ya. Yani dadır. Bu dirilme olayı dediniz ya abi. Ha oraya gidiyor. Kusura kalmayın abi, bir şey söyleyeceğim. Söylüyorum ama bak, kazayla dedin abi. Madem bir de bir ders, bu özel dersi bulduk, affetmeyelim abi. Bu dersi nasıl görmek? Şimdi bu şeyde Kalu ya veylena men be'sene min merkadina haza var ya orası. Şimdi mesela orada bu gene o İslamoğlu zihniyeti şey diyor. Yani kabiri inkar edecekler ya, kabiri inkar ediyorlar. Diyorlar ki, insan kalkacak, diyecek ki, Allah Allah ya, beni bu uykumdan kim uyandırdı? Orada gerçi nev kelimesi geçmiyor, merkat kelimesi geçiyor da, dolayısıyla insan başka bir alemdeydi, kabirde zaten öyle bir hayat falan yok, haşırdan sonra tekrar bir daha yani öldü, ölmüş oldu, kıyamet koptu, dirilmiş oldu. Arada bir ara alem yok diyorlar. Kabir Çünkü azabı orada yok. kabir azabı veya kabir mükafatı diye bir şey yok diyorlar. O ayetten yola çıkarak bunu söylüyorlar. Yani oradaki İslamsız incelik abine yani o kıyametten sonra, şimdi kıyamete kadar onlar azap edilir diyor ya mesela hadiste veya mükafat verilir diyor ya. Dolayısıyla kıyametin akabinde yani haşirle kıyamet arasında bir ölü dönem mi var? Veya bir anda insan dirileceği için o şaşkınlık içinde o bir önceki hayatını minmetik zamanda olduğu için fark edemeyip ne oldu falan anlamında bir şey mi bu? Çünkü o insanlar bu hadisten bu şeyden çıkartıyorlar ki ayetten demek ki insan o
berzahta öyle bir hayat falan yoktu. Evet. Madem uyandı, o halde o ara uyanıklık hali falan yok. Yani berzahta bir şey yok. Evet. Abi anlatabildim mi? Anladım. Şimdi bir şeyler söyledi. Kafaya yattı. Ben de buna karşılık bir şey söyledim. Uğraştım çok, muvaffak oldum, kafana yattı. Netice midir? Değildir. Başka bir zamanda, başka bir yerde, başka bir mantık gelecek sana. Allah Allah, bu sefer değişecek yine. Demek gene değişken olacak. Değil mi? Doğru. Değişir. Daha üst mantık gelince değişir. En iyisi kökten bir çözüm bulalım. Şialar inancında şöyle vardır. Hazreti Peygamber'den sonra Hazreti Ali hanedanı dışında bütün sahabe hepsi mürtettir. Mürtet olmuş. Hazreti Ali radıyallahu anh hariç. Dolayısıyla Hazreti Ali radıyallahu anh o silsileden gelmeyen hadis hiçbir hadis değildir. Dolayısıyla oradan gelen Kur'an da değildir. Kur'an'ı da inkar ediyorlar. İşlerine gelen bu ayetler kullanıyorlar. Aslı Kur'an şialarda 17 bin ayettir. Şimdi bu ve bunun gibi soruları en iyi cevap veren nedir? İkna eden. Kur'an çekirdek deposudur, malzemesidir. Onu ağaç yapan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'a bakın namaz kılın demedi. Bana bakın namaz kılın dedi. Sünneti inkar ettiğin zaman hiçbir şey çözüme uğraşmaz. Niçin öyle yapıyorlar? İnsanları götürüp çözümsüzlüğe atmak. Bir şey taşımak için değil. Onlara bir menfaat sunmak için değil. Alıyorlar o hadis dünyasını ve kutsi kaynak eserlerini ve kutsi insanları alıyorlar, koparıyorlar. Bir şey cazip bir şey veriyor gibi patatesi soyarsın da sonra siyahlaşıyor. Sonra çözümsüzlüğü itmek için. Aynen. Bu ve bunun gibi soruların cevabı şudur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti Aleyhisselatü Vesselam nasıl izah etti? Onun için kitap sünnetsiz, anlaşılmaz bir kitap olur. Manasız bir kitap. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kabir hayatı hakkında neler anlatmış? Peygambersiz Kur'an anlaşılır. Çünkü çekirdektir. Bak Kur'an nedir? Kur'an'ın her bir harfi çekirdektir toprak altında. Güneş, şems-i zeli. Güneşten ziya geliyor. İmanın ziyasıyla. Bulut peygamberdir. İslamiyet suyuyla. Ubudiyet topraktır. Ubudiyet toprağı altında. İnsanın buna karşı davranışı evamiri Kur'an'ı imtisal ederse o çekirdek ağaç olur. O ayetler çözülür. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar ettiğin zaman insanı çözümsüzlüğe iter, hep zanlarda bırakır, hiçbir çözümü yoktur. Acaba, oraya kadar geldi, tamam da tatmin oldum, ondan sonra yine başka bir mantık gelir. Ama Peygamber dedi mi ki kabir ayeti böyle değil. O ayet böyledir. Olur. Evet. Çünkü bunu çok iyi bildikleri için Şialar dört yere hücum ederler. Bir, çaktırmadan, onların itikatlarında kitaplara inkar vardır. Kitaplara iman yoktur. Kadere iman yoktur. Meleklere iman yoktur. Ve bunlar insanı Kur'an'a bağlayan, insanı Kur'an'a bağlayan, eyleme dönüştüren Müslümanları biz de kitap, sünnet, icma, kıyas üç tanedir. Peygamberin sünnetini inkar edersen nasıl bu Kur'an'dan alamayacaklar? İlk. Çözümsüzlüğü. Hep varsayın. Öyle dedi, bu böyle dedi, öyle dedi ve böyle bitecek. Tamam mı? İşte bunları çözümsüzlüğe itmek için kullandıkları yöntem mezhepsizliktir. Kütüb-i Sitte'ye hadisleri inkar etmektir. Peygamberi aşağılamaktır. Peygamberi kibirli diyen bir insan. Kitabını yazıyor. Sonra ikinci baskıda değiştirdi ama birinci baskı ellerimizde. O kibirli insan diyor. İslam diyorsunuz. Tabii İslam oldu. İsyan oldu. Ha? İsyan oldu. Evet. Peygamber'e isyan oldu. Kibirli demiş. Bu bence o sayfasını, kitabın adını öğrenmek istiyorsan YouTube'a git. Cübbeli Ahmet o kitabı davaya kaldırıyor, sayfayı da söylüyor. Baskı, ama diyor ki ikinci ve üçüncü baskıda da değiştirdiler diyor. Baktı ki tepki aldılar. Ne diyor? O kibirli insan. Hem de büyük harfle yazılmış. Ben gördüm ama. Peygamber'e kibirli insan. Ha şimdi o zaman temelde ne yaptık soruna? Dedik ki bu hadisi, ayeti. Bizim sevimiz ne? Benim ömrüm geçmiş edebiyatla, öğretmenlikle. Evet.
Ötekisi kanuncalıkla geçmiş. Daha Arapçayı da bilmiyoruz. Mealle mantık yürütüyoruz. Bir ayeti tefsir edebilmek için ilk hak diğer başka ayetlerdir. Ayeti ne demek olduğunu ayet tefsir eder. Onu da yapamadık, beceremedik. Sünnet. O da beceremedik. Kıyas ve icma. İcma da ne deniliyor? Ondan sonra da beceremesi kıyas yaparız. Tamam. Dolayısıyla insanın böyle meratibi çok iyi biliyorlar. Bu insan avamdır, Kur'an'dan kopartılmıştır. Sünnet unutturulmuş, 80 sene uyuşturulmuş. Nini yapılmış. Ben nasıl bir insanım biliyor musun? İsviçre kanunlarıyla evlenen, Alman hukuklarıyla yönetilen, İtalyan kanunlarıyla ticaret yapan, Yahudi zihniyetiyle alışveriş yapan, öldüğü zaman İslam'a göre gömülen, ben kimim? Bir daha. Alman hukuklarıyla ticaret yapan, yönetilen, ticaret kanunlarıyla ticaret yapan, İsviçre kanunlarıyla evlenen, Yahudi ticaret anlayışıyla ticaret yapan, öldüğü zaman İslam'a göre gömülen, Amerika filmleriyle uyutulan bir Müslüman. Bir Müslüman. Ve ayeti koyuyorsun şimdi önüne. Peygamber ne demiş? Biz mezhepsiz miyiz? Çünkü hadisi izah eden, hadisi mealle olur mu? O ki ayetin mealleriyle gidecek müfessiri niye gelmiş? Mezhep o kadar tahkik bizi meslek, o kadar ince, o kadar sağlam ki sağlamlığını, ihtisasını göstererek göstereyim. İmam-ı Azam imamdır ama amelde imamdır, itikatta değildir, kıraatta değildir. O kadar bir adam var, bir adam konuşuyor, ameli o konuşuyor, itikatta o konuşuyor, kıraatta o konuşuyor, hadisi olup olmadığını o söylüyor. Bizde ise amelini İmam-ı Azam söyleyecek, ihtisas, onun cemaat grubu. İmam-ı Şafii, İmam-ı Azam, Ahmet bin Hanbel bir sürü grup. Evet. Yani bir insan her şeye laf bak demek her şeyi bırakıyor. Bir insan, İmam-ı Azam ve etba ve o silsile, sırf amele. Bir insan her şeyi el atan mı dahi bilir, yoksa sırf oraya hasrı nazar eder mi? İtikatta Maturidi ve Şari. Kıraatta 10 tane ravi var, 2 tanesi de yardımcısı, 10 tane imam var, 2 tane de ravi, 30 tane kıraat imamı var. Hanefi mezhebinin kıraat imamı kim? İmamı? Asım. Asım. Ya peki hadisi izah edenler kim edenin? Bak adam Kur'an'ı izah ediyor, tefsir ediyor. Buna müfessirun çok iyi biliyor Kur'an mantığını. Hadisi de izah etsin. Hayır. Muhadis. Hadisi muhadisun. Şimdi bu kadar acayip bir ihtisas gereken şeyi bir adama vermek ne demek biliyor musun? Ameliyat olacaksın kan. Sağlık ocağındaki pratisyen olur musun? Olmazsın. Niye olmuyorsun? O doktor değil mi? Söyle, o doktor değil mi? Doktor değil. Yazıyor doktor resim. Doktor. Doktor resim. Ama uzman değil, mütehassıs değil. Ya ne oldu? Niye profesör biliyorsun? Kardiyolojiye gidiyorsun. Hatta doçent beğenmiyorsun, profesör istiyorsun. Ya bir adam hem itikattan konuşuyor, hem amelden konuşuyor, hem kıraattan konuşuyor. Hem her şeyi biliyor. Her şeyi biliyor. Buna mı gidersin pratisyen doktor gibi? Adam diyor ki ben ömrümü sırf buna verdim. Bunu biliyorum. Böbrek dalan ona ayrı git. Ben kardiyolojiciyim. Ama pratisyen hem böbreğe ilaç veriyor. Hem karaciğeri veriyor hem göze veriyor. Bir de diyor ki indirilmiş dinle uydurulmuş dinle. Kendi uydurulmuş dinle. Ben Hasan abi şunu söyleyeceğim. Şu cümleyi de söyleyeyim ondan sonra. Estağfurullah. İnsanlara bakmayın, Kur'an'a bakın deyince o zaman sen ne araya giriyorsun? Sen niye? Her şeye yorum yapıyorsun. Peki sen niye yorum Hasan yaptın? Abi. Bıraksana hamile yap. Arkadaşlar buna bakın. Çekil. Bu nasıl? Buraya bak. Kitap. Buraya bak. Kendi kitabı. Niçin peki izah ediyorsun? Kitabını niye çıkarttın? Yani. Bu ne kitap? Canlı yayında yaklaşık 7-8 yıl süren programlarda Kur'an'ı baştan sona tefsir etti. Görüntülü tefsir etti. Dörüntülü. 7-8 sene süre yanılmıyorsam. Madem öyle niye karşılaşıyorsun? Ben abi onu merak etmiyorum. Onda bir şüphem yok. Benim dediğim olay size bu soruyu tevcih ediyorum abi. Diyorum ki şimdi benim öyle bir şüphem zaten yok. Ha bak cevap vereyim sana. Hani o niye insan o yani insan başka bir alemden
Şimdi beden yok ki o anda abi. Şimdi haşir, haşir çünkü niye, niçin anlayamıyor biliyor musun? O, insan o anda o cümleyi niye kuracak? Niçin biliyor musun? Orası berzahtır. Başka bir aleme geldiği için mi? Evet. Alışmadığı bir dünya. Mesela bulu çağı ile, doğumla bulu çağı arası ile şimdiki bulun çağından sonrası alemin ne kadar bir andaki bıçak gibi kesilmiş, onun adı berzahtır. Onun için kabire berzaht denmiş. Ahiret değildir. Kabir ahiret değildir. Dünya da değildir. Alem berzahtır. Perde. Perde değil. Bir alemdir, arada başka bir şey. Arada şöyle arada diyeyim nasıl anlayayım. Hamile kadına sorduk. Bebeğin ne kadar? 7 aylık hocam. Sorduk. 9 aylık. Aa, bebeğin ne kadar? 2 günlük. Lan 9 aylıktı ne oldu? Doğum oldu. Soruyorum. Bebek kayıtta mıdır, alemi şehadette midir? Karnındayken. Berzan. Dur bir dakika. Şehadettedir. Şehadettedir. Karnının kanında bebek var mı? Var. Gaytta mıdır, şehadette midir? Şehadettedir. Doğumla anne karnı fark etme, şehadettedir. 9 ay dediğinde doğurduktan sonra niye bir gün diyorsun? 9 ay ne oldu? Çünkü anne karnı berzahtı. Alem şehadette olup alem şehadet kanunlarına tabi değil ondan. Yeni bir boyuta geçtiği için evet, o anın yabancısı olduğu için bu cümleyi kuruyor. Evet evet. Tamam. Ya evet, inkılaptır. Başka çünkü bir şey. Hiç kanser misin? Sen daha önce oraya gittin mi? Nereye abi? Alem ahiret öldü mü daha önce? Yok abi ölmedi. Ha ilk defa. Ha ilk defa önce bir şaşkınlık yok mu? Ama bir Allah bir anda vefat ettin haşire yapsa aptallaşırsın ya. Allah merhametle süreci yapıyor. Ha zaten kabir bir süreci vefat anında yaşayacağız. Kabir bir alemdir. Burada bir alem yaşanıyor. Sonra haşir meydanına daha ustalaşmış asker olarak dirileceğiz. Anne karnında. Bir anda anne karnındaki çocuk doğar doğmaz bulu çağında olsa kafayı yemez mi? Yer. Biz bir kere yeriz kesin de o da yer yani. Şimdi bak. Babaanne de kafayı yer yani. Çocuk kalem. Ha kalem. Ciz. Şşş. Hep öğrenmiyor mu? Evet. Öğren. Peki bir anda öyle bir sistem çalışacak ki berzah olmasa. Öğrenme berzahı. Alem-i şehadete alışma olmasa. Burada ama alışma yok. Bir anda her şeyi bildiğimiz gibi bilmeye kalksa. Evet. Ne olur o motor? Patlar. Şöyle diyeyim sana. Ne olur? Kaç yaşındasın Mustafa? 43 abi. Doğdum 43'e kadar çektiğim bütün elem, sıkıntı, moral bozukluğu, negatif. Olursun. Can sıkıntısı böyle, kabz aletlerin, moral bozukluğun, kavgalar, gürültüler, duyduklar, olumsuzluk adına ne varsa tencereye koy, karıştır. Şu anda sana yüklesem enerji olarak ne olursun? Yanarsın. Şehvet, lezzet, müspet, bütün memnuniyet, saadet, ferahlık, bast. Böyle hepsini 43 senede şu anda sana yüklense motor ne olur? Gene abi. Yine yanar. Yanar. Ha, o zaman yanmaması için adetullah yine işliyor. Adetullah kanunu işliyor, kabirde de işliyor. O zaman peynir gibi kesmiyor bu vefat edenin. Haşir mi sürecine yetiştiriyor, hazırlıyor. Eğitim sürecinden geçiyor. Geçiyor tabii. Ruhi bir eğitim süreci. Tabii eğitim. O zaman ta cennette bile eğitim var ruhun. Ta elestu bi rabbikum'da eğitim yok mu? Var. Oradan başladı. Ruh öyle bir canlı bir hakikat ki eğitimini sırf dünya değil. Bu dünya staj yapıyoruz. Doktora yapıyoruz. Dedim ki Almanya'da niye bu hocam doktoralık yapıyorum. Doktoralık yapıyorum. Niye lan? Üniversiteyi Türkiye'de bitirdim. Master'ı da şey yaptım. Doktorluk. Ha şimdi elestu bir rabbikum eğitim değil miydi? Eğitimdi. Anne karnında da eğitimdi. Evet. Zerreler aleminde. Alem şehadetle bulu çağına kadar rüşt. Sonra bulu. Bin klap. Sonra 40'tan sonra bin klap olmuyor. Haletler nasıl değişiyor? Kemal. 40 bin klaptır. Sonra kabir bin klaptır. Haşir dünya ile ahiret arasındaki berzaha kaldırırsan insan bir anda kafayı yerdi. Yani ruh çökermiş. Allah adetullahını da işletiyor. Ve bu bizim şeyimiz. Ama tabii hatırımıza gelen. Ama peygamber kabir hakkında neler diyor? Şu anda siz benim sesimi duyduğunuz gibi onlar da duyuyor. Elestu bir rabbikum kalim. Emmen rabbuke, emmen nebiyike, emmen kitabuke vesaire. İşte ey ben Allah'ın bana vaat ettiğini ben biliyorum. Gördünüz, siz de gördünüz mü? Bedir'de değil mi? Ya Resulallah bunlar işte Ebu Cehil'in kafası kopartılmış bile sizden daha iyi duyar diyor. Nerededir o zaman işte? Peygamber demedi mi? Sizden daha iyi duyuyor. Allah Allah.
Nerede şimdi? Hepsi yok olmuş seni. O zaman Ebu Cehil'lere merhamet değil midir? Peki emeğe hakaret değil midir emek yapanlara? Ben dedim ki bana böyle diyen bir imam vardı abi. Bunu bana dedim bir imam, bizim hemşehrimiz. Dedi ki Allah'ın dedi adaletine uyar mı dedi bu. Şimdi daha büyük hesap olmadan kabir azabı olacak. Hani maaş, ben ona şunu söyledim abi, onu söyleyeyim siz devam edin ondan sonra, çok özür diliyorum. Dedim ki Allah'ın adaleti yani şunu diyor, hesap kitap o işte mizan terazi olmadan önceden gol yemiş oluyorsun sen, yani azabı çekmiş oluyorsun. Dedim ki ona, peki Lut kavmi, Semud kavmi, Ad kavmi, bütün o kavimler daha dünyadayken Allah'ın ifadesiyle niye son cezalandırdılar? Yani zaten Allah vaziyete göre imkan yaratıyor, ortaya koyuyor bunu. Abi gene dönüyor, ne diyor biliyor musun? Gönül ki orada diyor Allah, insan niye böyle diyor o zaman diyor. Bakıyorum abi, hakikaten insanlara efsunlanmış. Bunu diyen bana, bak konuştuğumuz kişi cami imamı. İmam bana o dediğiniz, hani İstanbul'un tezlerini savunuyor. İmam abi. Ey iman edenler, ya yellezine amenu, aminu billah ve bilyomil ahir. Ey iman edenler, Allah iman edin diye Nisa suresi yok mu? Peki kabirde çekilen azap nedir biliyor musun? Cezalar. Haşir meydanında çekilmeyecek. Merhamete bak. Adalet midir dediği yerde merhamet gösteriyor. Nasıl abi? Allah dünyada bir suça şeriat, şeriat diyor eli kesilen yer kanadığı zaman kestiği yer kanamaz diye bir tabir var ya. Evet. Mesela bir şeriat, acımaz. Burada verdiği şeriat Allah cezayı ahirette vermez. Evet. Kabirde bir suça ceza verildi değil mi kabirde? Haşir meydanında sorulmayacak daha. Çektiği için. Allah bir suça iki yerde ceza vermez. Yani dedi ya adalet midir? Adalet değil, merhamettir. Daha ötesi çünkü cehennem çok daha zor bir yer. Peki, ben sana soruyorum. Cehennemde mi bedel ödemek istersin, berzahta, kabirde mi? Berzahta. Allah cehennem, kabirde o kadar dehşet göstermiyor ki cehennem. Peki cehennemde mi görmek istersin, Adem'de mi? Hep merhamet olarak gidiyoruz. Dünyada, dünya mı kabir mi? Dünyada mı görmek istersin ahirette mi? Dünyada. Dünya. Ha. Dünya merhamet. Burada veriyor. Burada verilmeyeni kaldırmıyor yapısı. Kabirde veriliyor. Kabirde verilmeyeni haşir meydanında veriliyor. Haşirde verilmeyeni cehennemde veriliyor. Cehennemde de verilmeyeni Adem'de veriliyor. Bir anda onun mantığına göre direkt Adem'e atsa zulüm değil midir? Neresi merhamettir? Allah'ın bir Rahman ve Rahim'dir. Kur'an-ı Kerim Bismillahirrahmanirrahim diye mi başlıyor? Bismillahirrahmanirrahim diye mi başlıyor? Kabirde, meselede geçiyor bu cümle. Kabirde verilen ceza haşirde verilecek mi daha? Yok, bitti. Yok. Merhamet olmadı mı? Olmadı. Hem de merhametin merhameti olmadı. Bak, peki. Konu demek ki sen sorundan sonra o halet değişti. Ya o ölüm dediniz ya, ben o tamam, ölüm. Tamam, de şey. Zaten konuş yapacak. Dedi ki, eğer onların en büyük gayesi Deccal yapmış. Kemalistler yapmış. Otur şey. Kemalistler yapmış. Ne yapmış? Kur'an'ın tefsirine bakmayın. Mezheplere bakmayın. Meale bakın yeter. Deccal bunu yaptırmış. Mehmet Akif Ersoy bunu da yaptırmış. Anlayınca tuzağı hemen yakmış. Ha? Deccal yapmış bunu. Çünkü bazı müteşabih ayetler var. Yedullah, Veçullah, Errahman, Alev, Aşiste var. Sonra da diyor ki Lesi kemistü şeyin. Böyle değil. Mesela adalet midir? Allah dünyada ama yapın, ahirette de ama olsun. Öyle değil mi? Evet. Yani burada körse orada da kördür. Zulüm değil midir? Ayeti geçiyor. Burada ama olan orada da amadır. Meale bak ne olacak bir şimdi? Bir Vahabi'ye sor bakayım ne diyecek? Tefsir etmesin hadi. İslamsız oldu tefsir etmesin bunu da göreyim. Dünyada ama olan ahirette de amadır diyor. Peki zulüm değil midir? Evet. Aa yani burada manevi ya tefsir ediyorsun şimdi. Peki tefsire bakmayın yani imamlara ihtiyaç yoksa sen niye arada gevezelik yapıyorsun? Çıksana aradan. Hiç susmuyor. Evet. Yani ama diyor ki şu cümlem son olsun. Estağfurullah. Biz doğuştan bu bilgiler gelmedi bize. Birisi bize öğretti. Kur'an'a bakın başkasına bakmayın. Sen bunu nereden öğrendin? Birisinden öğrendin. Ha, Kur'an'a bakın başkasına bakmayın diyene tabi oluyorsun. Kur'an'a tabi olmuyorsun. İmam-ı Azam'a uymayın diyene uyuyorsun. Ona uyuyorsun İmam-ı Azam yerine. Tercih ediyorsun. Buna mı buna mı? Diyorum ki bak.
Mustafa, Mehmet'e uyma. Uyma. Çünkü ben seni öğretiyorum. Çünkü ben seni kandırdım ve sana şablon yaparak ondan alakayı keserek kendimi uydurmadım mı sana? Çünkü ona uyulmaması gerektiğini kim öğretti sana? Ben, bana uydum. Sen mesela. İmam Azam'a uymayın diyeni uyuyorsun. O da mesela. Mesela hani tefsire gerek yok, izaha gerek yok, izah, Kur'an tamam kendisiydi, gerek yoktu. Arada ne işin var senin? Çıksana arada. Niye senelerce izah ediyorsun? Yedik yani biz de. Ha, onların sorusuna cevap böyle verilmez diye anlatıyorum ama gene girdim. Niçin verilmez biliyor musun? Bu adam bir, kaderi niye inkar ediyor? İki, kütüb-ü sitteyi niye inkar ediyor? Niye mukaddes bildiğimiz büyükleri inkar ediyor? Sebebi peygamberi niye kibirli diyor? Çünkü 12 imam peygamberlerinden sonra gelmiştir. Eğer 12 imam peygamberlerden daha kamil olmasaydı Allah 12 imamı göndermezdi. Onun için Şia itikadında 12 imam peygamberlerden daha faziletlidir. Ayetullah, Hamaney, Hümeyn veya bu şeyler peygamberden üstündür. Allah. Tabii çünkü bunlar sondur. Son daha kamildir. Ha? İnançlarında. Dolayısıyla insanların mukaddes bildiği yerleri ve kaynakları ortadan kaldırmadıkça eline başka bir şey veremezsin. İlk önce onları elinden al. Çünkü ölçüleri o. Onun dışına bir şey sevk etmen için bunu unutturman lazım. Bundan şüphelendirmen lazım. İmam Azam'ı ortadan kaldırmadıkça adama, ona iman ettiremezsin. Bak ona inanma diyen ben değil miyim? Kandırdım. Sen bana uyarak onu reddettin değil mi? Sen bana uydun. O zaman onu reddetmene sebep ben değil miyim? Bana uymadın mı? Bana uydu. Hani imama uymaması gerekiyordu? O zaman insanların sorularına cevapla uğraşırsan bunun dibini getiremezsin. Peki ne? Bu bir tuzaktır. Sorulara cevap üretmek tuzaktır. Tuzağa geldik. Tuzağa giriyoruz. Niçin? Çünkü biz yeni öğreneceğimizi bir şey öğrenemedik. Öğrenemeyince de öğrenseydik şefke gelecektik, yeni insanlara ulaşacaktık. Bunlar şöyle yapıyorlar. Bir, bu insanları sorularla meşgul edelim, yeni bir şey öğrenmesinler. Şefke gelmedikleri için ulaşması gerekenlere ulaşamasınlar. Gaye bu, bunların sorusuna cevap vermeyeceğiz. Sen bilirsin diyeceksin. Çünkü senin cevabınla döneceğini mi zannediyorsun? Değil. Allah ne diyor Kur'an'da? Ha uyarmışsın, ha uyarmamışsın. Ha korkutmuşsun. Ha korkutmayın. Sevap eşittir. Allah'a hidayet vermedikten sonra açacaksın. Ha demek ki bu adam bir kader inkar ediyorsa, kütüb-i site inkar ediyorsa, hadisi, dur bakayım bu adam kim? Buna niye ihtiyaç duydu? Toplumun böyle bir ihtiyacı mı var? Bak bakalım bu kimdir? Vehhabi midir? Mücessime midir? Mutezile midir? Şia mı? Ha bakıyorsun ki kader inkar eden Şia. Ha bu adam Şia'dır. Şia adına konuşuyor. Tamam bitti işte. Ha koy çöpe. Hiçbir değeri yok. Şiadır. Şiaların sorusuna bir cevap verirsek hizmet eder mi? Bu bir tuzaktır. Bu tuzağı İngiltere yapıyor. Yani baktı ki hizmeti durduramıyor. Ne yaptılarsa dur. O zaman işlerinden bir şey yapıp meşgul edeceksin bunlara. Ne kime meşgul edeceksin? Masumlara ulaşmamak adına. Böyle tespitler yapamama adına sorusuna cevap, sorusuna cevap, düşün beni. Sabahtan akşama sorusuna cevap. Onun sorusuna cevap olsa ben bunları nasıl tespit edeceğim? Tabi hakikaten içebilirsin. Her telefona cevap versem, her gelenle bir meşgul olsam havanda su dönmek olur. O zaman ne yapacaksın? Hiç kardeşim bu Şia'dır, ispat ettiğimi koydum ve leddalina mı? Çünkü diyor Kur'an'da ha korkutmuşsun, ha korkutmamışsın. Ha uyarmışsın, ha uyarmamışsın. Sabah mı? Eşittir diyor. Üstad Hoca her gelenle görüşmüyor. Vehhabileri İhvan-ı Müslüm'ün ikinci emirdanında söylüyor. Tuzağa düşürmüşler. İki sene sonra uyarmış İhvan-ı Müslüm. Ne yapmışsa bakmış ki İhvan-ı Müslüm yayılıyor. İngiltere, Mısır'da ya. Allah Allah. Hep önünü alamıyorlar. O onu anlatıyor, o da yayılıyor. Ne yaptılar? Hizmet eden kaliteli elemanlara soru sordular. Soruyla meşgul ettiler. Soruyla meşgul edince hem kendi öğrenemedi hem de öğretemedi. Bitirdi. Daireyi durdu. Orada tuttular. Ondan sonra tahrip, zehri ver. Ha?
hiç kimseye uyulmaması diyen adama uyarak ona uymuş oluyoruz. Çünkü sen doğuştan bu bilgiyi almadın. Birisi sana öğretti, ona uydu. Kimse uymayın diyene uyuyoruz. Tefsirlere bakmayın derken tefsir diyor adam. Vahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha'ya selam.